Teknoloji dünyasındaki yenilikler high-tech'te. Karayollarıyla mal taşınmasına önemli eleştiriler getirilir. Bunların başında gelenlerse yüksek enerji tüketimi ve bunun sonucunda da hava kirliliğine sebep olmak. İsveç'te bu etkileri en aza indirmek amacıyla çalışmalar yürütülüyor. Trenin vagonları gibi dizi halinde giden akıllı araçların denemeleri yapılıyor. Benzer teknolojiye sahip araçlar kullanılıyor. Bunlar eklenen sistemle birbiriyle iletişime geçiyor ve yollarını bulabiliyor. Amaç araçlar arasındaki uyumdan yararlanarak yakıt tüketimini %10 oranında düşürebilmek. Kamyonlar arasında 15-25 metrelik aralıklar olacak. Böylelikle araya girebileceksiniz. Ve daha hızlıysanız da geçebileceksiniz. Sistem yaklaşan arabayı fark edecek ve yavaşlayarak arayı daha da açacak. Pedalları bilgisayar kontrol ediyor. Vitesi de araç kendisi düşürüp yükseltebiliyor. Sürücülerin rolü ise daha çok gözlemcilik. Pilotların otomatik pilot kullanması gibi. Araç otomatik olarak yoluna devam edecek fakat sistemin kontrol ve denetimi sürücünün elinde olacak. Peki bunun yerine demir yollarını geliştirmek daha doğru olmaz mıydı? Uzmanlar trenlerin avantajlarını alıp karayollarına uyguladıkları görüşünde. Tren özellikle bazı ürünlerin taşınması için çok iyi fakat çok esnek bir ulaşım şekli değil. Yüklenmesi, boşaltılması sorun oluyor. Bu sistemde ise tırlar yoldan geçen bir kervana katılıp birlikte hareket edebiliyor. Bu akıllı araçların 2012'den itibaren İsveç karayollarında olması bekleniyor. Şimdiden sistemin daha sonra diğer araç türlerinde de uygulanıp uygulanamayacağı tartışılıyor.